Hintliler yeni başbakan Narendra Modi'yi coşkuyla karşılıyor. Ancak karşılarındaki Modi'nin kendisi değil, hologram görüntüsü. Başbakan seçilen Modi, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan seçimlerde bu teknolojiyi sıkça kullanmıştı. Böylece 800 milyonluk yani dünyanın en kalabalık seçmen kitlesine ulaşmakta rakiplerinin bir adım önüne geçti. Daha önce kaydedilmiş görüntü buna benzer mobil istasyonlar sayesinde Hologram yani üç boyutlu olarak yayınlanabiliyor. Modiye bu hizmeti veren Nchant 3D şirketi seçim kampanyasının ardından taleplerin çok arttığını söylüyor. Hologramın Hindistan'da seçim kampanyalarında çok başarılı olacağını tahmin ediyorduk. Şu an gelen talebi karşılamakta çok zorlanıyoruz. Öncesine göre en büyük fark da artık insanların bu teknolojiyle neler yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olması. Hologram teknolojisi hala yeni sayılır. Bu yüzden yeni kullanım şekilleri hakkında araştırmalar da sürüyor. Örneğin bu editör bir yoga eğitmeninin hologramını hazırlıyor. Teknolojinin eğitim ve sinema alanında da kullanılması düşünülüyor.